أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان الأنبياء مدد يا مولانا محمد ناظم حقاني مدد Evet, her şeyi usulünce öğrenmek en güzel yoldur. Nereye gidiyorsan git, oradaki adab ve usule göre hareket etmek en güzelidir yani. Bir iş yerine girdiğin zaman, girdin, bir şeyler öğreniyorsan kafana göre bir yoldan gitmeyeceksin. Ne olur? Herkesin gözüne çarpar. Ters gözükür yani. Usule, oradaki adaba uyacaksın. Bir köye gittiğin zaman, başka bir memlekete de gittiğin zaman adamların koymuş olduğu bir nizam var. Sen de diyemezsin, İşte ben Türkiye'den geldim, Türkiye'ye göre hareket ederim. Yok. Oraya gitmeyi kabul ettiysen ne yapacaksın? Usule uyacaksın. Tabii ki ahlaksızlık tarafından değil, normal olan usule, adaba uyacaksın. Her yerde buna dikkat edeceğiz inşallah. İslam'ın da bir usulü var, adabı var, tertibi var. O yolda o şekilde ilerlediğimiz zaman çok güzel. Ama kafamıza göre bir yol çizdiğimiz zaman ne olur? Batmaya mahkumuz. Bir usul var. Yani mesela nedir? Mesela nedir? Bir binayı dikerken sen önce temel atıyorsun. Temelini atıyorsun. Ondan sonra tabi temeli atmak için demirle onu örüyorsun, sonra beton atıyorsun, temel oluyor, temelin üzerine kolonları çıkıyorsun, hasırı atıyorsun, sonra vesaire vesaire tuğlaya geliyorsun. Birisi çıkıp da bize temel atmadan tuğla örüp de 5 katlı bina çıkacağım ben derse, bu ne kadar mantıksız olur? Bunun binası nasıl tutarsız olursa da işte, İslam dininde ilerlemek isteyen insan kafasına göre bir yol çizeceğim derse aynı şekildedir. Aynı şekildedir. Kolonları atmadan, temeli atmadan binayı çıkacaksın tuğlayla. Olur mu? Olmaz. O yaptığın bina senin 2 gün gider, 3 gün gider, 4. gün çöker. İslam'ın öğrettiği, o öğretilen usul ve adab nereden geldi bize? Peygamberimizden geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir onlar? İslam'ın bize öğrettiği yol nedir? Deliller nereden çıkıyor? Kur'an-ı Kerim var. Sadece Kur'an-ı Kerim mi? Yok. Sadece Kur'an-ı Kerim değil. Ben Kur'an'ı alırım, başka bir şeyi almam. Kur'an bana yeter diyemezsin. Çünkü Kur'an'ı sen anlayamazsın. Peygamberimizin anlattıklarını dinlemezsen anlayamazsın Kur'an-ı Kerim'i. Onun için ne diyoruz? Bizim İslami kurallarda, İslami konularda bakacağımız deliller 4 tanedir diyor. Alimlerimiz bize bunu öğretiyor. Nedir? Birincisi Kur'an-ı Kerim bakacağız. İkincisi Peygamber-i Zişan'ın hadis-i şerifi var. Hadis-i şerife bakacağız. O da bitmedi. Sade Kur'an, hadis, o da yetmez. Neden? Biz çünkü yani 30 yaşına geliyoruz, belki yeni namaza başlıyoruz. Belki yeni namaza başlıyoruz. 30 yaşına geliyoruz, daha yeni yeni abdest almayı öğreniyoruz biz. Yeni yeni öğreniyoruz. Nerede kaldı biz bütün ayetleri, manalarını bileceğiz, tefsirlerine erişeceğiz. Bırak bizim erişmemizi, hadi kitaplarda okurum, şöyle dersin, böyle dersin ama o hadisleri duyanların dillerinden dinleyeceğiz. Mümkün değil. Geçti o asır, bitti ya. Onun için ne yapacaksın? İcma ümmet. Bir ayeti kerime var. Ne diyor ayeti kerimede? Allah-u Teala onları affetmez diyor. Başka bir ayeti kerimede ne diyor? Şirk koşmayan herkesi Allah affeder diyor. Celle Celaluhu. Şimdi sen yani kafana göre bir ayeti alıp Allah onları affetmez, bitti dersen yanlış yapmış olursun. Kur'an'ı bir cümle, bir bütün olarak düşüneceksin, ondan sonra hareket edeceksin. Ondan sonra Kur'an'dan sonra Kur'an tamamlayan hadis-i şerifleri alacaksın bir bütün olarak, ona göre hareket edeceksin. İşte alimlerimiz buradan bakaraktan bize yolu çizmişler. Ne diyor? Kur'an-ı Kerim'e bakacaksın. Hadis-i şerife bakacaksın. İcma-ı ümmet var bir de. Ümmetin toplanıp karar verdiği konular var. Bir de bu var. Buna bakacaksın. Bundan sonra bir de büyük alimlerimizin kıyası var. Kıyası fukaha deniyor. Bunlardan çizilmiş olan bu yollarda biz görürüz, biliriz, öğreniriz, ona göre hareket ederiz. İşte 4 mezhep dediğimiz yol bu yollarla çizilmiştir.
Onun için Müslümanın bu dört mezhepten birine tabi olma mecburiyeti var. Hangisini istiyorsa o. Mecbur. Ben Hanefi bir mevkide doğdum. Ama ben Şafii mezhebini gördüm, daha hoşuma gitti. Veyahut da Hanbeli mezhebi daha hoşuma gitti. Hangi mezhebi istiyorsa oraya geçer, orada hayatını devam ettirebilir. Ama kafasına göre gidemez. Eline Kur'an-ı Kerim'i alıp da ahkam kesemez yani. Ne yapmış olur? Batmış olur. Aynen biraz önce söylediğim gibi, bir binanın temelini atmıyorsun, temelini atmıyorsun, tuğlalarla 5 kat bize çıkacaksın. Mümkün mü bu? Mümkün değil. Bina yapıyor mu bu adam? Yapıyor bina. Ama öyle binadan bina olur mu? Olmaz. Bu adam kitap okuyor, Kur'an okuyor mu? Okuyor. Okuyor ama işte okuduğu kitap buna böyle fayda veriyor. Onun için dikkat edeceğiz. 1400 senedir bizim alimlerimiz gelmiş. Birileri şimdi çıkıp da hemen bizim önümüze bir yemek tarifesi gibi din çıkartıyor. 5 dakikada hazır. Her şey hazır. Olamaz. 1400 senedir ulemalarımız, alimlerimiz bir yoldan gitmişler. Bir mübarek yoldan gitmişler. Biz o yoldan gideceğiz. Bugün şeytan öyle güzel bir kandırma metodu var ki, birisinin benlik davası varsa, sivri çıkmak istiyor birisi. Birisinin içinde kibir varsa hemen oradan yakalıyor onu. Ne diyor biliyor musunuz ona? Sen çok büyük hizmetler yapacaksın. Sen senden öncekiler gibi değilsin. Sen çok farklı olacaksın. Şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Adam başlıyor bu sefer kendi görüşlerini hadis-i şeriflerden daha önde görmeye başlıyor. Onu da geçiyor. Ondan sonra kendini öyle bir makama getiriyor ki ondan önceki alimlerin görüşlerine değer vermemeye başlıyor. Ve ondan sonra İmam-ı Azam yanlış yaptı, İmam-ı Şafii yanlış yaptı, İmam-ı Hanbel yanlış yaptı diyebilecek kadar edepsiz bir seviyeye geliyor maalesef. Bakınız, İmam-ı Gazali gibi, İmam-ı Gazali gibi ki bakın, İmam-ı Gazali Hazretleri'nin ilminin değerini ne kadar büyük olduğunu Müslümanlar da kabul etmiştir, gayrimüslimler de kabul etmiştir. Filozof olarak bakarlar yani onlar İmam-ı Gazali Hazretleri'ne. İlmi konuda bu kadar yüksek makama erdiği halde İmam-ı Gazali Hazretleri kendisiyle dört mezhepten birine tabi olmuştur. Budur asıl yol çünkü. Ehli sünnet budur yani. Ehli sünnet budur. Onun için kimse kafasına göre hareket etme salahiyetine sahip değil. Adamlar bakıyorum öyle şeyler çıkartıyorlar ki yok işte o hadis-i şerif, hadis-i şerifleri kimler rivayet etti? Sahabe-i kiram rivayet etti diyor. Sahabe-i kiram masum değildir. Ağzından yanlış bir şey çıkabilirmiş. Ondan sonra ondan ona gelmiş, bundan buna gelmiş, şundan şuna gelmiş. Ondan dolayı birbirlerine ters şeyler gözüküyormuş. Onların dedikleri kabul edilememiş. Onun için sadece Kur'an-ı Kerim alacağız. Ya Kur'an-ı Kerim bize kimden geldi? Kimden geldi Kur'an-ı Kerim? Yine sahabeden toplanmadı mı Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim de sahabe-i kiramdan toplandı. Teker teker bir ayet bir sahabe-i kiramda vardı. Başkasında yoktu. Gittiler ondan aldılar o ayeti kelimeyi. Bunun gibi daha nice şeyler. Yani bu fesat çıkartmak için girilmiş bir yoldur. Hadis inkarı ehli sünnetin işi değildir. Biz o yoldan gideceğiz. Büyüklerimiz bize nasıl bir yol gösterdiyse o yoldan gideceğiz. Ve şurası da çok önemli. Birileri gelip bizden bir şeyler öğrenmek istiyorsa kardeşim, her şeyin başında dedim ya sohbeti, usulü var, adabı var. O şekilde gidip öğreneceksin. Sen devlet mekanizmasındaki bir şeyi öğrenmek istediğin zaman ne yapıyorsun? Edepli bir şekilde soruyorsun, öğreniyorsun, anlıyorsun. İtiraz etmek isten, ona göre gidip itiraz yerlerine başvuruyor. Değil mi? Dini bir mesele öğrenirken de onun da bir usulü var. Bir adabı var. Öyle kafana göre hop diye atlayamazsın yani. Onun için işte alimlerimiz ne diyor? Herkese cevap vermezler. Kime cevap verir? Laftan anlayacak. Meram anlayacak insana cevap verir. Çünkü tekebbüre tekebbür tevazudandır. Adam kibirli bir şekilde sana soru soruyorsa ona mütevazilik yapmak ahmaklıktır. Peygamberin sözü bu. Tekebbür yani kibirli davranıyorsa birisi senin ona kibirli davranman tevazudur diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adab var, bir usul var. Kafana göre iş yok yani.
her soruya cevap vermek alimlik değildir. İlim ehli değildir her soruya cevap veren. Çünkü Efendimiz buyuruyor yine sallallahu aleyhi ve sellem. Afatul ilmin nisyan. Bismillahirrahmanirrahim. İlmin afatı nedir? Unutmaktır. Ve idaatuhu an tuhaddise gayra ehlihi diyor. Peki ilmi zayi etmek nedir? Ehli olmayana ilim anlatmak. İlim öğretmektir diyor. Adam ehil değil. Adam nefsinin dikine gidiyor. Tevazusu yok. Edebi yok en başta. Sultan Yunus Emre ne güzel söylüyor. Girdim ilim meclisine eyledim talep. Şeyh Efendi bunu belki her sohbette söyler. Baktım ilim çok geride diyor. İlla edep, illa edep. İlla edep. Önce edep olacak. Edepsiz ilim zaten bu sapık olarak karşımıza çıkan insanları bu edepsiz ilim yaptı böyle. Onun için usule çok güzel riayet etmemiz gerekiyor. Ehl-i sünnet usulüne çok güzel riayet etmek. Bina nasıl örülür? Önce temeli kazılır, demirleri döşenir, betonu atılır, kolonları çıkılır, hasırı atılır, ondan sonra tuğlası örülür. Kafana göre ben sadece tuğladan bina öreceğim dersen yarın o binanın altında kalırsın. İslam o kadar titizdir ki o binadan 10 kat daha önem vermen lazım senin ona. Çünkü tuğladan ördüğün bir binanın altında kalırsın, ölür gidersin, sorun yok. Dünyalık hayatın gider sadece yani. Ama İslam'ı sen yanlış temeller üzerine oturtursan ne olur? Maazallah. O zaman ahiretin berbat olur. Kabrin berbat olur. Ne demek? Nasıl bir çile o? Bitmeyen bir çile o. Hapise giriyor adam. Onun bir sayısı var. Ne diyor? Bir sene yatacaksın. Ne diyor kendi kendine? Onun ümidi var. Bir sene sonra çıkacağım diyor. İki sene yatacaksın. İki sene sonra çıkacağım. Üç sene yatacaksın. Beş sene yatacaksın. Sonra çıkacağım. Ama cehennem öyle değil ki. Maazallah. Giriyorsun. Çıkmak yok. Eğer yanlış bir şekilde girdiysen. Çıkmak yok. Hapisteki gibi değil. Ateşin üzerine koyuyorsun kendini. Ya bir gün olsa ne olur ya? Bir gün seni kızartsalar düşün yani. İnsanımız gerçekten hani bu Bismillahirrahmanirrahim وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ diyor ayeti kerimede Felak suresinde. Biz bunu tefsirini şeyde burada mı yaptık? Burada yaptık herhalde değil mi? Oradaki çok ince bir mana var yani. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ gecenin şerrinden diyor ama bizim kalbimize gelen mana öyle ki karanlık gibi nasıl karanlık çöktüğü zaman her şeyin üzerine çöker, her tarafı sarar yani. O gecenin zifiri karanlığının sardığı gibi insanı saran nefsin ve şeytanın oyunları aynen gecenin zifiri karanlığı gibi sarıyor bizi. Ne oluyor o zaman? Önünü göremiyorsun. Gafil gafil yürüyorsun. Allah yolunu bulamıyorsun işte. Onun için o gafletin, o oyunların şerrinden Allah'a sığınırız. Sabahın Rabbine sığınırız. Sabah nedir? Şeytanları, oyunların o zifiri karanlık dediğimiz o manevi karanlıkları iten Allah'ın nurudur. Biz onun peşindeyiz. Allah'ın nurunun peşindeyiz. Rahmetinin peşindeyiz. O rahmet gelirse bize şeytan istediği oyunu yapsın, nefis istediği oyunu yapsın atarız kenara. Sorun değil. Onun için buradayız yani. Bizim aradığımız şey nedir? Allahu Teala'dır. Şeyh Efendi buyuruyor ya, Allah'ı arayan yok mu? Maalesef öyle bir gaflete daldık ki hani bu dediğim gibi zifiri karanlık bizi öyle bir sardı ki neyi istediğimizi unuttuk. Neyi istediğimizi unuttuk. Biz Allah'ı arayanlar olmalıyız. Allah yoluna düşmüşler olmalıyız. Seni istiyoruz ya Rabbi demeliyiz yani. Her gün kendi kalbimizi bu şekilde titretmeliyiz. Ki kendimize gelelim. Allah-u Teala bizi niçin yarattı? Bu koyduğu alemin bütün esrarıyla, sırrıyla, önüne koyduğu engelleriyle gerçekten beni istiyor, seviyorsan hepsini aşar da bana gelirsin diyor. Allah-u Teala'nın bize buyurduğu budur. Marifeti ilahiye. Biz Allah'ı arıyoruz. Bizim yolumuz bu yoldur.
Allah'ın istediği de budur. Geceliğin çıkıp buraya geliyorsak niyetimiz budur. Tabii ki bazen tarikata girdiysek de niyetimiz budur. Biz Allah'ı arıyoruz Celle Celaluhu. E bazen gaflet oluyor tabii. Hani mesela buradan arabaya biniyorsun, İstanbul'a doğru gidiyorsun. E bazen arabada dalıyorsun, nereye gittiğini unutuyorsun. Ya nereye gidiyordum ben diye o kadar. Şimdi gülüyoruz da biz Allah yoluna düşüyoruz. İşte maalesef bazen nereye gittiğimizi unutuyoruz. Ne istediğimizi unutuyoruz. İşte bu her hafta dinlediğimiz sohbet, yaptığımız zikir o gafleti dağıtmak için. O gafleti dağıtmak için işte. Bismillahirrahmanirrahim. El-meşşâûne ilel-mesâcide fi'z-zulem ulâike'l-havvâdûne fi rahmetillah. Peygamber Zişan buyuruyor. Gece karanlıkta evinden çıkıp da diyor, o karanlıkta mescitlere yürüyenler var ya, çok çok yürüyenler diyor hatta. Yani ne demek çok çok yürüyen? Bunu adet edinmiş demek. Bu adam gece karanlığında Allah'ın evine, Allah'ın zikredildiği yerlere gitmeyi adet edinmiş. El-meşşâun mübalağa vezidir. Çok yürüyenler demek. Normal yürüyen değil. Çok yürüyen ne demek yani? Bunu devamlı yapıyor bu adam. İşte o devamlı mescide yürümesinin karşılığında ulaikel havvadûne fî rahmetillah. İşte onlardır diyor Efendimiz. Allah'ın rahmetine çok çok dalanlar işte onlardır. Dalmaktan, niye dalmakla tabir etti burada? İnsan suya daldığı zaman ne olur? Biraz önce zifiri karanlıktan bahsettik ya. Nasıl zifiri karanlık her tarafımızı sarıyor? Suya daldığın zaman da su her tarafını senin kuşatır. Sen geceleri mescitlere, zikire gidersen Allah'ın rahmeti de seni öyle kuşatır. Celle Celaluhu. İşte onun için geldik. Biz rahmet arıyoruz. Biz Allah'ı arıyoruz. Celle Celaluhu. Bizim yani yolumuz, maksadımız çok mukaddes. Biz zayıf insanlar olabiliriz yani. Düşük insanlar olabiliriz ama maksadımız çok yüksek. Elhamdülillah. Nedir istediğimiz? Gafil olmayalım. Aradığımızdan, maksadımızdan, amacımızdan gafil olmayalım. Onun için işte yaptıklarımız işte onun için. Zikrimiz onun için, fikrimiz onun için. İşten, şuradan, buradan bütün o kancasını bize takmış olan dünyanın meşguliyetinden sıyrılıp da gidebiliyorsak Allah'ın mekanlarına, camilere, şuralara, buralara, ne kadar Allah'ın sevdiği yer varsa işte biz o zaman maksat yolunda ilerliyoruz demek olur. Gafletten kurtuluyoruz demek olur yani o zaman. El-meşşâûne, el-meşşâûne fi'z-zulem. Ne kadar güzel bakın. Karanlıkta özellikle tabir ediyor Efendimiz. Karanlıkta gidenler, eve gidip yatmayanlar yani. Karanlıkta gidenler, onlar Allah'ın rahmetine bol bol erecekler diyor. Bol bol. Suya dalan insan gibi. Suya dalan insan kuru çıkar mı hiçbir tarafı? Çıkmaz. Her yere temas edecek diyor Allah'ın rahmeti. Seni cehennem yakmaz manasında bir hadis-i şeriftir bu yani. Allah'ın rahmeti seni öyle sarıyorsa cehennem sana nasıl dokunabilsin? Mümkün mü? Dokunamaz. Sen Allah'ın yolunda git yeter ki. Onun yolunda ilerle. Evet, istediğimiz nedir? Öyle kutlu bir yolun yolcusuyuz ki biz, istediğimiz Allah'tır Celle Celaluhu. Kimi seviyorsak da Allah için seviyoruz. Bu öyle bir mukaddes nokta ki iyi bilin, iyi dinleyin, iyi belleyin. Bu zamanın sahte sevgileri değil bizim sevişimiz. Biz bir dostumuzu Allah için sevdiğimiz zaman, yanlış yaptığı zaman ona tekmeyi atmayız biz. Allah için seven böyle olmaz. Allah için seven bir insan dostu yanlış yaptığı zaman onu hemen gider yardım eder ki o yanlıştan kurtulsun diye. Hakiki sevgi böyledir. Bir yanlış yaptı hemen tekmeyi at gitsin. Olmaz. O senin Allah için sevdiğin birisi. O yanlışını düzeltmek için ona yardım etmelisin. Yardım etmelisin.
O zaman işte Allah için sevmiş olabilirsin. Hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işte bakış tarzı böyleydi. Kafire bile böyle bakardı Efendimiz. Kafire bile. Bir savaş meydanında, savaş meydanında bir ağacın altında gölgeleniyor Efendimiz. Karşı taraftan adam geliyor, Efendimizin kılıcını alıyor. Efendimizin kılıcını alıyor. Olacak ya bu mevzu. Diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seni benim elimden kim kurtaracak şimdi? Peygamberim diye iddia ediyorsun ya. Kim kurtaracak? Bakın çok ibretlik bir mevzu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani bu sebepler aleminde kılıç kuşanıyor, zırh kuşanıyor da karşısındakinin kılıcından korktuğu için değil. Allah-u Teala'nın Celle Celle imtihan meydanı iyice bozulmasın diye. Yoksa hiç zırhsız çıktığı da oldu Efendimiz. Yani birisi karşısında kılıç kaldırdı diye korkacak insan değil Efendimiz. Allah erleri de öyledir. Onların hakikatlerinden geçen sohbette bahsettik. Hani demiştik ya, Cebrail aleyhisselam vahiy getirirken gördüm diyor Efendimiz. Vahiy getirirken bir kürsüye oturmuş, yerle göğü dolduruyor Cebrail aleyhisselam. Yerle göğü dolduruyor diyor. Ve biliniz ki bu Cebrail aleyhisselam daha da büyüktür. Efendimizin hakiki olan ruhaniyeti, yani Cebrail aleyhisselam onun yanında karınca gibi kalır. Efendimizin. O hakikate sahip olan bir insan karşısındaki bir kılıçtan korkar mı? Mümkün mü? Vahiy geldiği zaman diyor, devenin üzerindeyse devenin bacakları neredeyse kırılacak olur diyor. Vahiy geldiği zaman. Öyle bir manevi kuvvet geliyor ki Efendimiz'e. İşitirdi, hırlardı diyor Efendimiz. Hırlama sesi çıkardı kendisinden. Vahiyi düşün, kendisine alıyor mübarek. Öyle bir kuvvet var Allah'ın kelamını. Biz hani böyle duyuyoruz. Ne oldu? Vahiy geldi peygamberimiz, ondan sonra yanındakine söyledi. Çok basit bir şey zannediyoruz biz bunu. Gelen vahiy diyor, vahiy katibi sahabe, bana söylediği zaman ayakta duracak kuvvet bulamıyordum onu yazarken diyor. Ayaklarım kırılacak zannediyordum. Allah'ın kelamını kalbine indirmek basit bir şey mi zannediyorsun yani? Allah'ın kelamı. Bakınız biz namaz kılıyoruz değil mi? Kur'an okuyoruz, ne ibadetler yapıyoruz. O ağırlığı hissedebiliyor muyuz? O ağırlığı hissedebiliyor muyuz Allah'ın kelamının ağırlığını? Bir tek şahsen ben söyleyeyim. Burada yaptığım La ilahe illallah zikrinde hissederim. Üzerime bir dağ çökmüş gibi bir ağırlık hissederim yani. Bir tek o zikirde. Şeyhimiz Hazretleri'nin açmasıyla oluyor tabii o. Bu şahsımızdan değil yani. Şeyhimiz Hazretleri'ne olan tam kalbi bağlantıdan hasıl olan bir ağırlık o manevi. Ela bi zikrillahi tatmainul kulubta da yani Allah lafzını zikredince de rahatlıyorum. Ayetin tecellisi oluyor yani. Öyle bir, yani bu melekut alemi dediğimiz var ya, yani bizim bu görmediğimiz alem basit bir alem değil yani. Ondan sonra dedi ki işte diyor, seni benim elimden kim kurtaracak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyin faili olan Allah Celle Celle. Bakış tarzı var ya, çok önemli yani bakış. Allah diye böyle bir nara attı Efendimiz. Karşısındaki korkudan kılıcı düşürdü. Allah kurtaracak dedi seni, beni senin elinden. Kim kurtaracak? Elinden kılıcı düşürdü. Efendimiz hemen aldı şimdi kılıcı. Benim arkamda Allah Celle Celaluhu var. Şimdi peki diyor, seni benim elimden kim kurtaracak? Kimse yok arkanda. Şeytan var arkanda senin. Seni benim elimden şimdi kim kurtaracak? Başladı yalvarmaya tabii adam. Aman yapma, etme, öldürme beni falan. İşte Allah için sevme meselesini anlatıyorduk ya. Efendim biz olsak şimdi
Zayıfız ya biz. Biz bu işi iyi bilmiyoruz ya. Cehennemi biz görmedik. Allah'ın azametini de bilmiyoruz. Azabının büyüklüğünü de tam bilmiyoruz. Dilimiz söylüyor yani. Dilimiz söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kafire dahi mühlet veriyor. Ne için? Gitsin, iman etsin de cehennemlik olmasın. O adama dedi ki orada, yalvardı ya adam. Öldürmedi onu orada. Esir de etmedi onu orada. Dedi ki senden sadece bir söz istiyorum. Nedir? Bizle karşılıklı savaşmayacaksın. O zaman seni bırakırım. Tamam dedi. Savaşmayacağım. O zaman şeydiler yani. İnsan söz verdi mi sözünde dururdu. Şimdi de şimdiki gibi değil. Yani Allah bize hidayet etsin diyelim. Bu zamanın Müslümanları o zamanın müşrikleri kadar sözünde durmuyorlar. Onda biri kadar yani. Gitti adam. Kendi şeyine gitti ya. Kendi topluluğunun yanına gitti ya. Nereden geliyorsun dediler Müslümanların tarafına. İnsanların en hayırlısının yanına geliyorum dedi. İnsan düşünebiliyor musun? Düşmanını savaş meydanında affeder de gitsin. Kim yapar bunu? Allah'ı seven yapar işte. Hakiki seven. Düzeltmesi için ona imkan veriyor kafire bile. Bizim Müslüman bir kardeşimiz yanlış yaptığı zaman vay sen nasıl yanlış yaparsın? Bu da yaramaz adamdır bu da. Seviyorsan Allah için birisini o yanlışı yapması için düzelteceksin. Evliya-i kiram bize böyle öğretiyor. Bir kardeşin seninle birlikte yolda yürüyor. Ne yaptı? Zinaya düştü. Ne yaptı? İçkiye düştü. Ne yaptı? Hırsızlığa gitti. Onu arkadaşlıktan atmayacaksın Allah için seviyorsan. Ne yapacaksın onu? Onu kazanacaksın. O yanlışı ona bıraktırmak için uğraşacaksın. İki tane abid vardı diyor şeylerde. İsrailoğullarında. İki arkadaş birbirlerini Allah için severler. O zamanlar öyle şeyler vardı. Bir dağın bir kenarına geçiyorlardı. İbadete veriyorlardı kendilerini. İbadet ediyorlar, ediyorlar. Birisi dedi ki ben bir şehire gidip geleyim. Çıktı gitti şehire. Gitti bir gün gelmedi. Ertesi gün gelmedi. Ötekisi gün gelmedi. Ya ne oldu bu arkadaşıma dedi öteki de. Gidip bir bakayım. Ne oldu buna? Geldi şehirde sordu. Dediler ki işte falanca bir kadın vardı. Onu kandırdı. Onunla birlikte yaşamaya başladılar. Şimdi o bir kere zinaya düşüyor arkadaşı. Pişman oluyor yaptığından. Öteki arkadaşın yanına gidecek ama utancından gidemiyor. Bu yanlışı yaptım diye. İmam-ı Gazali anlatıyor İhya Ulumiddin'de. O diğer arkadaşı diyor gitti onun yanlış yaptığını öğrendi. Aradı taradı arkadaşını buldu diyor. Buldu baktı ki bir yerde bir ev gibi kulübe gibi bir yerdeler. Kadın da içeride arkadaşı da orada. Arkadaşı bunu görünce utancından yüzünü kapatmış. Bakın Allah için seveni anlatıyorum. Allah için seveni anlatıyorum. Kapıdan içeri giriyor arkadaşı. Anlıyor ya onun utandığını. Vallahi diyor seni eskisinden daha çok seviyorum. Onu kazanacak ya. Eskisinden daha çok seviyorum. Bir kucaklıyor onu. O zannediyor ki vay terbiyesiz ne yaptın sen diyecek zannediyor tabii. Eskisinden daha çok seviyorum seni diyor. Hadi gel, hadi gel mağaramıza geri dönelim. Arkadaşının o şekilde geldiğini görünce diyor, birlikte gittiler. Ama biz ne yapıyoruz? Bir arkadaşımız bir hata yaptı, hemen diyoruz ki, lan senden de adam olmaz. İşte, kaybediyoruz onu öyle yaptığımız zaman. Allah için sevmek öyle olmuyor. 2 senedir, 3 senedir bir kardeşinle birliktesin. Bir kardeşin yanlış yaptı, Allah müstahakkını versin demeyeceksin. Allah hidayet etsin diyeceksin. Gerekirse elinden tutacaksın, çekeceksin. Allah için sevmek böyle oluyor. Def etmekle olmuyor, dışarı atmakla olmuyor işte. İşte bizim yolumuzun çok güzel insanlara tuttuğu nurlar var. Gerçekten Allah için sevmeyi, Allah yolunda gitmeyi,
Allah'tan gafil olmayıp Allah'ı aramayı bize öğretiyor. Bizim istediğimiz Allah-u Teala'dır Celle Celle. Başka bir şey değil. وَمَنْ أَسْتَعَذُ بِاللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Kim gerçekten Allah'a döndürdüyse kalbini, وَهُوَ مُحْسِنٌ, ihsan yapıcıdır. Nerede olursan ol, hangi, yani senin niyetin nedir? Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ben Allah'ı istiyorum ya. Ya Rabbi, ben senin razı olduğun bir kul olmak istiyorum. Senin sevdiğin bir kul olmak istiyorum. Bu kalbinde olsun diyor ayeti kerime. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهُ, Lokman suresi. وَهُوَ مُحْسِنٌ. Muhsin çok önemli, bakın. Muhsin, bu mealciler ne derler muhsine? Muhsin demek iyilik yapan. Değil iyilik yapan. İhsan makamını Efendimiz bizzat anlattı. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet edenlere deniyor. Allah seni görüyormuş gibi ibadet et. İki şey var. Ya Allah seni görüyormuş gibi, Allah görüyormuş gibi, o ileri bir makamdır. Allah bizi her an görüyor. Bunu kalbimize yatırıp ibadet ettiğimiz zaman ne olacak? Hiçbir pislik bulaşmayacak bizim yaptığımız ibadete. Yanlış, eksik bulaşmayacak yaptığımız ibadete. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلّٰهِ. Sen nerede olursan ol, hangi cemaatte olursan ol, falancadasın, filancadasın, şundasın, bundasın, şunlar onun için kötü diyor, bunlar bunun için kötü diyor, bilmem ne diyorlar. Sen bırak o cemaatin şurasını burasını bırak. Sen kalbine bakacaksın. Ne istiyorsun sen? Nedir senin istediğin? İşte evim olsun, arabam olsun, maaşım da iyi olsun. Bunun yanında arada namaz da kılarım diyorsan kalbin bozuk zaten senin yani. Sen en sağlam cemaatin içinde de dursan Allah'a doğru yol alamazsın. Alamazsın. Kendini kandırırsın. Ne isteyeceksin? Ya Rabbi, ben senin istediğin gibi bir kul olmak istiyorum. Seni istiyorum ben. Seni arıyorum. Benim istediğim maksadım budur. O zaman en sapığın arasında da olsan sen Allah'ı bulacaksın. Neden? Ayet öyle söylüyor. فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. O insan en sağlam ipe sarılmıştır diyor. En sağlam ipe sarılmıştır. Yani onu batıracak yok demek istiyor. Senin ipin o kadar sağlam ki, kalbin çok sağlam çünkü. وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ. Her şeyin sonu Allah'adır. Tebareke ve Teala. Her şeyin sonu O'nadır. Hak kelamı dinle, kalbine yatır, Allah'ın yolunda ilerle. Nerede olursan ol, bil ki Allah her mesafeye aynı yakınlıktadır. Nerede olursan ol. İstersen Fas'ta ol, istersen Mars'ta ol. Nerede olursan ol, kalbinde bu olduğu zaman Allah sana yakındır. Celle Celaluhu. Demek ki niyeti sağlam yapacağız. Allah-u Teala'nın bizden istediği odur. Kalbimizi sağlam yap. Neyi istediğimizi bileceğiz. Deli kurşun gibi olmayacağız yani. Sarhoş olmayacağız. Neyi istediğimizi bileceğiz. O zaman gittiğimiz yol bizi hangi vesileyle olursa olsun, hangi, yani tabiri caizse, hangi arabaya binersen bin, seni Allah'a götürecek. Hangi arabaya binersen. Arabanın tekeri patlar yolda, gidersin daha iyi bir arabaya binersin. Aynı o şekilde. Girersin yanlış bir cemaate, tekeri patlar. Tekeri patlar yolda. Ne yaparsın? Senin niyetin doğru çünkü. Niyetin güzel, kalbin güzel çünkü senin. Seni yolundan bindiğin arabanın tekerinin patlaması döndüremez. Ya senin teker patladı, sen artık gidemezsin. Böyle bir şey, sen öyle sağlam bir niyete sahipsin ki tekerin patlanması senin azmini çoğaltır sadece. Aşkını çoğaltır. Yahu ben gideceğim. Teker de patlasa gideceğim. Dünya da yıkılsa gideceğim dersin yani.
Dünya da yıkılsa gidecek. İşte niyetimiz sağlam olursa biz de en sağlam ipi tuttuk demek oluyor. O zaman Allah yolunda barakallah, Allah mübarek etsin, devam edip gidersin. Ha, biz Allah için severiz de kimseye de kızmayız da değil. Allah'ın kızına kızarız. Resulullah'ın kızına kızarız. Ama kızdığımız nedir biliyor musunuz? Kişiler değildir. Biz açık gezen insanın kendisiyle işimiz yok bizim. Namaz kılmayan insanın da kendisiyle işimiz yok. Bizim kızdığımız o yanlış düşüncedir. O yanlış düşünceyi derk edendir. Onun hammalı kim olursa olsun bizi ilgilendirmiyor. Hammal olarak kullanıyor onu, o yanlış düşünce. Şeytan, nefis onu hammal olarak kullanıyor. Açılıyor, saçılıyor. Efendimiz lanet ediyorsa onlara, açık kadınlara, işte kızdığı taraf burasıdır. O yanlış düşünceyi derk edenler, İslam'a fitne sokanlar, onlara kızıyoruz biz. Namaz kılmayan da onun için kızıyoruz. İslam'a fitne sokuyor diye. O yanlış düşünce, o yanlış harekete biz kızıyoruz. Niçin kızıyoruz? Bu neye benzer? Parmağındaki kangrene benzer ya. Bunu ıslah etmek için bütün ilacı kullanırsın. İslah edebilirsen ıslah edersin zaten. Edemezsen o zararı gidermen gerekir. Bunun içindir işte İslam'ın kızdığına kızması. Sadece bunun içindir. Ne diyor Şeyh Efendi Hazretleri? Feyiz kattı diyor. Yahu eskiden olsa diyor, bir Allah deyince insanla bir kere hatme-i hacekâna soksan adamı ömür billah bırakmaz daha. Şimdi ne yaparsan yap, itekleye itekleye yapıyor adam. İtekleye itekleye yapıyor adam. Neden? Feyiz kattı. Nasıl oluyor bu? Bu günahların etrafı sarmasıyla oluyor. Açık seçik. Gidin bak bugün daha şey değil. Neyi dedik bugün? Kamera bakmaya gittik. Ya hangi kamera şeye gidersen git, LCD ekran satana gidersen git, çırılçıplak kadınlar orada dans ediyor. Niye ya? Bu başka türlü gözükmüyor mu? Bunun kalitesini gösteren başka bir program yok mu yani? Yok mu? Hep çırılçıplak kadınlar dans ediyor, şarkı söylüyor orada. Hepsinin aynı görüntü. Bu şekilde işte şeytan kurmuş düzeni, feyiz nerede kalsın bunun ya? Ben sakallı bir adamım, cübbe şalvarlı bir adamım, ben senin müşterinim. İçeriye girmişim, senden bir şeyin kalitesini tespit etmeyi, bana göstermeni istiyor. Benim bana hürmeten en azından, orada aç başka bir şey. Öyle değil mi? Ya Allah'a şükür, biz de onları namaza davet ettik. Boş durmadık orada yani. Ama velhasıl şeytan her taraftan sarmış bizleri yani. Kızılana kızıyorsa topluma verdiği bu eziyetten dolayıdır yani. Peygamberimiz birilerine kızdıysa bu rahmet peygamberi ki kafirin bile Müslüman olup uğraşıyor cennete gitmesine, birilerine kızdıysa işte bunun için kızıyor. Topluma ziyan vermesin diye. Topluma ziyan vermesin diye. Evet. Severiz. Bizim sevişimizi normal bir insan anlayamaz bile. Normal bir insan anlayamaz bile. Nasıl affediyoruz bu kadar çok bir insanı? Anlayamaz. Allah için seven birisi bilir. Birisine kızışımızı da o da normal bir insan anlayamaz. Allah'ı sevenler bilir. Celle Celaluhu. Bir gemiyi batıracaksa bir insan, onun ıslahının imkanı yoksa onu dışarıya atmak, bir filikaya bindirip göndermek gemi için selamettir. Adam batıracak bizi. Buna benzer İslam'ın birisine kızması. Başka bir şey yok. İnsanların şahsıyla bizim işimiz yok. Verdiği zararla bizim işimiz yani. Verdiği zararlıdır bizim işimiz. Evet, Allah Teala Celle Celaluhu ehli sünnet yolunda ilerlemeyi bizlere nasip etsin. Maksadını bilenlerden eylesin. Amin. Allah'ı arayanlardan eylesin. Amin. Celle Celaluhu. Velayet Teala'l-Fatiha.